MHP Türkiye'yi Suriye yapmaya çalışıyor. Çünkü MHP Kemal Bey üzerinden bir çatışma, bir kavga çıkarmaya çalışıyor. Siyaseti ortadan kaldırmaya çalışıyor. Meşru demokratik yolları tıkayarak bu ülkede bir çatışmanın yolunu açmaya çalışıyor. Çünkü çünkü şehit cenazesi gelmezse MHP siyaset yapmayı bilmiyor. Çünkü bu ülkenin evlatları ölmezse MHP siyaset onun başka türlü bir siyaset üretmeyi bilmiyor. Çünkü çatışma olmazsa onun üzerinden konum alma dışında bir yol bilmiyor. Çünkü MHP ne zaman iktidar ortağı olmuşsa o zaman ekonomi çökmüş. Çünkü ekonomiye kafa yormuyor. Çünkü eğitime kafa yormuyor. Çünkü toplumsal barışa tek kafa yorduğu düşmanlaştırma, ayrıştırma, vatan hainleri, vatanseverler diye ayrıştırma. Şimdi bir kargaşa çıkararak, Kemal Bey üzerinden bir kargaşa çıkararak ülkenin bütünlüğüne kastediyorlar. Türkiye'de bir hukuk olsaydı MHP kapatma davası açardı bir mafya liderini övdüğü için. Çünkü bu meşru bir siyasetin yapabileceği bir şey değil. Siyasetçinin bir mafya liderini övme hakkı yoktur Türkiye'de. Bunu kim yaparsa yapsın. Hukuk olsaydı o parti kapatılırdı. Niye? Türkiye'nin canına kastettiği için. Çünkü mafya liderini desteklemek demek anayasa ana ana muhalefet liderine muhtemel gelebilecek bir saldırıyı, saldırıyı teşvik etmektir, meşru görmektir. Çünkü orada korkunç bir saldırıdan bahsediyor. Nasıl oluyorsa bu ülkede kendini bize vatansever olarak taslayanların tamamı Türkçe bilmiyor. Çok acayip bir durum. Konuşmayı bilmiyorlar, yazmayı bilmiyorlar. Bildikleri tek şey var küfür etmek, hakaret etmek, tehdit etmek. İlginç bir vurgu var. Cumhur İttifakı'nın yeni ortağı mafya. Yani bir taraf AK Parti, MHP, üçüncü ortağı da mafya oldu diye Cumhur CHP'nin böyle bir açıklaması var. Yazılaştırılıyor. Şimdi aslında bu ortak, o ortağın yaptığı pozisyonun sorumlusu Erdoğan. Bununla ilgili ne yapar eder ayrı bir şey. Burada Alaattin Çakıcı'nın kim olduğu önemli değil, ne olduğu önemli değil. Bence kıymeti de yok. Tekrar söylüyorum. Bizim şu anda bu adama çok büyük bir anlam yüklediğimiz için değil. Bunlar böyledirler zaten. Tehditle, kavgayla, dövüşle, vurmayla, kırmayla, öldürmeyle hayatlarını sürdürürler. Çapları o, düzeyleri o, Türkçe bilmezler. Mesela bize vatanseverlik tanımlarlar. Okuduğu, yazdığı Kemal Bey'e tehdit mektubunu okuyun. İlkokul çocuğu düzeyinde bir Türkçesi yok. Nasıl oluyorsa bu ülkede kendini bize vatansever olarak taslayanların tamamı Türkçe bilmiyor. Çok acayip bir durum. Konuşmayı bilmiyorlar, Yazmayı bilmiyorlar. Bildikleri tek şey var küfür etmek, hakaret etmek, tehdit etmek. Şimdi o yüzden ben Erdoğan niye konuşmadığı meselesine bakmıyorum. Tekrar söylüyorum. Orta bir devlet yok. Bir mafya, tekrar söylüyorum. Bir mafya veyahut biri bir şeyi, bir siyasetçiyi, bir vatandaşı herhangi birini tehdit ettiğinde saldırma ihtimali olduğunda gidip başvurabileceğimiz bir mercinin kalmamış olmasıdır asıl tartışma konusu yargının olmamasıdır. Şimdi MHP'nin yaptığı korkunç bir şey. Bence MHP'nin yaptığına bütün toplumun bir bakması lazım. Bana göre MHP Türkiye'ye büyük bir düşmanlık yapıyor. Ve bunu tekrar tekrar altını çizerek söylüyorum. Buna, buna en öncelikle de MHP'ye bu ülkeni iyi sevdiği için, bu ülkenin iyiliğini istediği için MHP'ye oy veren seçmenlerin görmesi gerekiyor.